Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte ekosistem ekolojisi üzerine konuşuyor olmuş olacağız. Ya ekosistem ekolojisinden soru gönderecek ya da güncel çevre sonundan bir tane soru göndermiş olacak. Tabii ki isteğimiz ekosistem ekolojisi üzerinden göndermesi. Çünkü güncel çevre sonları çok fazla polyanacılık oynadığımızdan dolayı yani çok sevdiğimiz tipte de sorular değil arkadaşlar. Bu yüzden ekosistem ekolojisi daha zor düzeyde soruların geldiği yerlerden bir tanesi olacaktır. Konu kalıpları serisinde amacımız konunun özetini yapmak. Yani sen konuyu çalışmışsın daha sonrasında gelmişsin burada tekrarını yapmışsın şeklinde anlatım gerçekleştiriliyor. Bilginiz olsun. Videoya başlamadan öncesinde beğen tuşuna basmanızı ve kanalımıza abone olmanızı önemli rica edeceğim. Hadi bakalım başlayalım efendim. Şimdi ekoloji normalde tabii ki bir bütün şeklinde inceleniyor fakat bizde arkadaşlar bütün şeklinde incelenmiyor. Ekosistem ekolojisini 10. sınıfa koyuyorlar. 11. sınıfta ise popülasyon ve komünite ekolojisi şeklinde adlandırılıyor. Biz bu yüzden hep böyle ekolojik kavramları her ünitede ne yapıyoruz anlatmış oluyoruz. Ekosistem ekolojisinde ilk konuşacağı muhabbet popülasyon. Aynı türe ait bireylerin bulunmuş olduğu topluluk diye adlandırılır. Yani aynı türden birey ne yapacaktır? Bulun, e, bulunmuş olacaktır bu kısımda. Habitata baktığımız zaman bir türün birelerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği, üreyip çoğalabildiği yaşam alanı yani evinin adresi. Aslına bakarsın o bulunmuş olduğu yaşam alanı diyebiliyoruz arkadaşlar. Komünite ise farklı türlerin bir araya gelmesidir. Yani popülasyonda aynı türler bulunurken komünite kısmında ise farklı türler ne yapacak bulunmuş olacaktı O zaman komünite neyi kapsamış olacak abi? Popülasyonları kapsamış olacak. Bunu da kapsayan bir ekosistem bulunmakta. Belirli sınırlar içinde etkileşim halinde bulunan farklı türden canlı topluluklar ile bu canlıların içinde bulunduran cansız çevre. Yani canlı artı cansız çevre diye adlandırılır. O zaman komünitelerde birleşip çevre ile birlikte arkadaşlar neyi bulundurmuş olacaktır? Ekosistemi bulundurmuş olacaktır. Baktığımız zaman ekosistem Komünite artı cansız çevre diye adlandırılır. Burada komünite kısmında e, biyotik elemanlar var. Cansız çevrede ise abiyotik elemanlar bulunmakta. Biyotik elemanlara baktığımız zaman üreticiler var, tüketiciler var ve saprotroflar bulunmakta. Bunlara artık saprotroflar deniliyor. Saprofit yerine artık saprotrof ifadesini kullanmış oluyoruz. Çok fazla R harfi taşıdığı için üzülüyordum eskiden ama artık üzülmeye gerek yok. Konuşabiliyoruz zaten. <laughs> Sıkıntı olmuyor yani. Cansız çevreye baktığımızda ise arkadaşlar abiyotik elemanlar yani ışık, toprak, su, pH, sıcaklık ve mineraller bulunmakta. O zaman en düşük adam popülasyon, sonrasında komünite, sonrasında ise bunları da kapsayan kim varmış arkadaşlar? Ekosistem bulunmaktaymış tamam Olay bu. Ekoton benim her sene mutlaka soru beklediğim yerlerden ama bu zamana kadar sorma da ÖSYM e, ne hikmetse. Ee, ekoton denilince aklınıza matematikteki A kesişim B kümesi gelecek tamam mı? A kesişim B kümesi neyi kapsayacaktı? Şu kısım neyi kapsayacaktı arkadaşlar? Hatta şöyle gösteriliyordu değil mi? A kesişim B diye. A'da bulunan ve B'de bulunan ortak elemanları ne yapacaktı? Kapsayacaktı. Ekotonlar da buna e, e, tekabül ediyor aslına bakarsan kesişim alanıdır arkadaşlar ve geçiş alanları diye gösterilir. Farklı komüniteler arasında geçiş bölgeleridir. Ekoton bölgelerinde tür çeşitliği fazladır. Çünkü hem A'dan hem de B'den geleceği için tür çeşitliği fazlayken o tür başına düşen birey sayısı azdır. Yalnız dikkat etmekte fayda var. Toplam canlı sayısı bu yüzden az. Rekabet ise fazla olmuş olacaktır. Bakın bunun şu kısmına dikkat etmekte fayda var. Bunu bize Öncüllü olaraktan ne yapabilir? Sorabilir. Ekoton önemli. Bakın bekliyorum soru bilginize. Biyosfer dünya üzerinde canlıların doğal olarak yaşayıp üreyebildiği tüm alanlara denmekte. Süksesyon. Biz bunu nerede anlatacağız arkadaşlar? Komünite ekolojisinde anlatacağız daha sonrasında. Yani 11. sınıfta Belirli bir bölgede uzun bir zaman içerisinde türlerin olaraktan birbirlerinin yerini almasına süksesyon yani sıralı değişim denmekte birinci tip süksesyon var ve de ikinci tip süksesyon bulunmakta. Klimaks. Klimaks denilince ise şöyle bir şey düşüneceksin. O ortama yerleşmiş olan canlıların bulunmuş olduğu çevrenin tamamen optimal düzeyde olması. Yani klimaks tamamen yerleşmiş bir komüniteyi ne yapar bize söyler. Ortam şartları anormal derecede değişmedikçe dengeli ve olgunluğa erişmiş komünitelere denmekte. Yani artık abi bu komünitenin şeyi belli tamam mı? Daha sonrasında bu komünite bozulmayacak. ve hatta buradaki ortam daha sonrasında bozulmayacak. Bunu şuna benzetebilirsin. İklimler İklim demem için ben bir şeye mesela Karadeniz iklimi diyorum değil mi? Karadeniz ikliminde özellik belirteci arkadaşlar? Çok fazla yağış alması. Her mevsim yağış olması değil mi? Bunu demem için ne ihtiyacım var? Uzun yıllara ihtiyacım var. İşte klimaksta da aynı şey geçerli. Burada bir denge durumu söz konusu ve artık olgunluğa erişmiş komünite diye adlandırılıyor bu. Şimdi beslenme şekillerine geldim abi. Üreticiler var ototroflar diye adlandırılıyor. İnorganik maddeleri organik maddelere dönüştürerekten kendi besinlerini üretebilen canlılardır. Her zaman yazmış olduğumuz vatandaş ne? 6 tane karbondioksit artı 6 tane su tepkimeye girecek. Ne açığa çıkacak? C6 H12O6 yani glikoz artı 6 tane de oksijen açığa çıkacak. Bu arkadaşlarımız inorganik. Bu arkadaşımız ise ne olacaktır? Organik olacaktır. İnorganik maddeleri alıp organik maddeye çevirme. Fotosentetik ototroflar besin üretimi sırasında ışık enerjisini ne yapacak? Kullanmış olacak. Fotosentez yapıyorsa bir canlı ne yapacak? Işık enerjisini kullanmış olacak. Kemosentetik ototroflar besin üretimi sırasında inorganik maddelerin dikkat anahtar kelimemiz oksidasyonu sonucunda. Yani ışık kısmından o enerjiyi elde etmiyor. Ne yapıyor abi? Atıyor magnezyum alıyor abi. Bunu oksitleyerekten ne yapıyor? Enerji elde etmiş oluyor. Bu enerji üretim yolu farklı şeyde. E, kemosentetiklerde bilginiz olsun. Tamam mı? O ne biçim şey ya falan öyle. Dur şunu şöyle düzelteyim. He. Şöyle kalsın. Tamam mı? Kimyasal enerjiyi kullanır. Tamam? Örnek bazı bakteriler, bazı arkeler, öglenamız var, algler var ve yeşil bitkiler var. Şu kısmı sileceğiz. Niye? Çünkü arkeler fotosentez, fotosentez ve kemosentez reaksiyonu gerçekleştirmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni güncellemesine göre. Bu yüzden bazı arkeleri silelim. Bazı bakteriler kalmış olsun. Tamam mı? Biz kitabı çıkartırken de onu orada sileriz. Şimdi geldik tüketicilere. Tüketiciler hazırcı adamlardır. Heterotroflar diye adlandırılıyor. İhtiyaç duyduğu organik besin monomerlerini hazır şekilde ne yapacaktı? Almış olacaktı. Holozik beslenme var. Saprotrof beslenme şeklinde var çeşitleri. Holozeik beslenme denilince katı parçacık gelecek aklına. Besinlerini katı parçacıklar halinde alan canlılar. Katı ve büyük parçalarını halinde alması. Sadece hayvanlı aleme üyelerinde gözlenmekte. Karnivor, etçil, herbivor, otçul, omnivor ise hepçil olmak üzere 3'e ayrılmak. Saprotrof beslenme veyahut da saprofit beslenme. Eski ismi saprofit, şimdi ise saprot. Ölü atıkların yapısındaki organik madde ve inorganik maddeye çevirme muhabbeti. Yani burada saprofitler veya da işte yeni ismini saprotroflar organik maddeyi alırlar. Neye çevirirler? İnorganik maddeye çevirirler tamam mı? Bu adamlar kesinlikle ama kesinlikle fotosentez özelliğine sahip değillerdi. Bu canlılar toprağı inorganik madde bakımından zenginleştirdiği gibi ekosistemdeki madde döngülerine yardımcı olacaklardır. Bu besin piramidinde anlatacağım birazdan. Besin piramitlerinde tüm canlılar ne yapacak? Hak kavuşacak. Ölecek netice itibariyle. Bu yüzden tüm canlıların sindirimini kim gerçekleştirecek abi? Saprotroflar gerçekleştirmiş olacak. Yani canlının ölü olan materyali ne olacak? Organik madde olacak. Bunu alacak abi ne yapacak? İnorganik maddeye çevirecek. Mezarlardaki durumu aslına bakarsanız budur arkadaşlar. İşte bazı bakteriler, arkeler, bazı mantarlar bunu gerçekleştiriyor. Parazit beslenme var. Hücre dışı sindirim hamazlar ve ihtiyaç çocukları besin monomerlerinin üzerinde yaşattığı konak canlıdan ne yapacak? Almış olacak. Yani e, etinden sütünden faydalanmış olacak o canlının. Ototrof ve heterotroflar böcekçil bitkiler amino asit ihtiyacını yakaladıkları böceklerin proteinlerini hücre dışı sindirimine parçalaraktan temin ediyorlar arkadaşlar. Ayrıca fotosentez yapan canlılar diye adlandırılıyor. Bu yüzden arkadaşlar ne olacaktır? Heterotrof özelliği de var. Ototrof özelliği de bulunmakta. Ögleneğe baktığımız zaman bir protistir bildiğiniz üzere. Gündüz fotosentez yaparken gece ise e, ne yapacaktır? Dış ortamdan hazır almış olacaktır besini. Heterotrofiyen. Yani. Hem ototu hem yani. Onun nedeniyle çalışıyoruz. Besin zincirlerine geldik. ÖSYM'nin en fazla soru göndermiş olduğu yerler bu. Yani besin zincirleri veyahut da döngülerden gönderiyor. Bir ekosistemde üreticilerden tüketicilere doğru beslenme yolu besin aktarımı meydana gelmekte. Üreticilerden başlayaraktan bir trofik düzeyden diğerine besinin aktarıldığı yol besin zinciri diye adlandırılıyor. Burada besin piramidinde atıyorum birincil tüketici, ikinci il tüketici otçul kavramları önemli. Bu birincisi. İkincisi de sen bununla o birinci il tüketiciyle, ikincil tüketiciyle besin piramidindeki trofik düzeyi çok fazla karıştırıyorsun. ÖSYM'nin avlamış olduğu yerde burası aslına bakarsan anlatacağım. Canlı arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren her katman o canlı trofik düzeyi, beslenme basamağı diye adlandırılıyor. Mesela şöyle bir tane besin piramidi çizdiğimiz zaman arkadaşlar şu görmüş olduğun kısım üreticidir ama birincil trofik düzeydir. Neymiş? Birinci trofik düzey. Şurası ne? İkinci trofik düzey. Burası ne? Üçüncü. Burası ne? Dördüncü. Burası ne? Beşinci. Varsa altıncı diye gidiyor. O zaman her basamak için trafik düzey diyeceğim ben abi. Ama birincil tüketici mesela ikinci trafik düzeyde yer alıyor. İşte ikincil il tüketici üçüncü trafik düzeyde ne yapacaktı? Yer alacaktı. Elma ile armutu birbirine karıştırmıyorsun. Tamam mı? Aman diyeyim. Ve biz burada bu birincil tüketici kimle beslenecek? Üretici de beslenecek. Üretici dediğim vatandaş kim olacak? Bitki olacak. O yüzden otla besleneceği için kim diyeceğiz bunu? Otçul diyeceğiz. Tamam mı? Unutmuyorsun. Ve birincil il tüketicilerden en üst basamağa kadar sona kadar gitmiş olsam bile tamamını ne diyeceğim arkadaşlar artık tüketici demiş olacağım. Tamam Olay bu. Şimdi buradaki kavramlar da önemli benim için. Üreticiden tüketiciye doğru çıktıkça yani hemen şöyle bir tane besin piramidi alalım abi. Bu besin piramidini şöyle çizdim. Tam basit bir tane besin piramidi. Şu görmüş olduğun kısım en alt taban kısmı genellikle her zaman değil genellikle. Karada Özellikle kara kısmında bu geçerli. Şurası üretici olacak tamam mı? Üretici. Neden? Çünkü bu vatandaşlı olmazsa eğer ki bu e, ekosistemdeki madde döngüsü vesaire gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden tabanda her zaman üretici vardır. Üreticiden yukarı doğru çıktıkça, tüketiciye doğru gittikçe biyokütle yani biyomas azalır demiş. Biyokütle kavramı çok fazla karıştırılır. Biyokütle kavramı çevrende... En fazla görmüş olduğun canlı grubudur. Yani çevrende sen otu çok fazla görüyorsun değil mi? Her yere bakıyorsun abi ağaçlık vesaire. Bundan dolayı ne olacaktır? Biyokütle fazla olmuş olacaktır. İşte bu yüzden tabanda taban kısmında biyokütle miktarı ne olacaktır? Yüksek olmuş olacaktır. Ama mesela en üst kısımda atıyorum Şahin olmuş olsun. Abi sen Şahin'i görüyor musun? Aslanı görüyor musun mesela değil mi? Tilkiyi görüyor musun çok fazla? Görmüyorsun. Bu yüzden yukarı doğru çıktıkça biyokütle ne yapacaktır? Azalmış olacaktır. Birey sayısı diyor azalır diyor. E aynı şeyden bahsediyorum işte. Şimdi yukarı doğru çıktıkça ben abi ne yapacağım? Daha az bir canlı görmüş olacağım. Dolayısıyla birey sayısı da ne yapacaktı? Azalmış olacaktır. Vücut büyüklüğü genellikle artar. Şimdi senin burada üst kısımda ev alman için ne yapman, ne yapman lazım? tazı gibi olman lazım değil mi? Bayağı bir böyle bir iri yarı olman lazım. Diğer canlılara ne yap abi üstünlük kur diye. Bu yüzden genellikle artar ama her zaman olacak diye bir kaydı yok. Bir üst basama aktarılan enerji azalır. Şimdi bakın şöyle gidiyorum tamam mı? Böyle gidiyorum, böyle gidiyorum ve her basamakta enerji kaybına oluyor. Enerji kaybına uğradığı için ne olacaktır? Aktarılan enerji azalmış olacaktır. Biyolojik birikim veyahut da zehirli madde Miktarı artar diyor. Niye? Şimdi bu canlı şu arkadaşımız mesela birinci tüketici bununla besleniyor. Bu bununla besleniyor. Bu bununla besleniyor. Her almış olduğum alt kademeden besin aldığım için abi en üst tepedeyim ben tamam mı? Alttaki canlıların da vücudunda biriken veyahut işte metabolizmasında biriken zehirli maddeyi de ne yapmış oluyorum ben? Kendimi almış oluyorum. Dolayısıyla ne olacaktır? Biyolojik birikim veyahut da zehirli madde miktarı ne yapacaktır? Artmış olacaktır. Tamam mı? Biyokütle ile ters orantı var. Dikkat et. Buradan gelecekse bundan gelir. Tamam mı? Trofik düzeyde tekrar söylüyorum bir kere daha. Trofik düzey kavramına. Trofik düzey kavramı da arkadaşlar. Her bir basamağı verdiğim isim. Bir de şundan bahsetmiş olayım da hani o da şeyde kalmasın. Şimdi bakın burada şu piramidin hemen şu yan kısmında bir tane daha canlı grubu bulunur. O da saprofitlerdir. Niye? Şimdi abi üretici ölecek. Şahin ölecek, otçul ölecek, etçil ölecek, omnivor ölecek tamam mı? Hepsi öldü. Hepsini kim abicim sindirecektir? Saprofitler. Bu yüzden her basamakta saprofitler bunun acığı için bunu yan şekilde çizeriz biz bilginize. Madde döngülerine geldim şimdi. Azot döngüsü en fazla karıştırılan döngü diye adlandırılır. Bu yüzden önemlidir. Bakalım. Yani ösemirnin en fazla söylebileceği döngü bence bu. Atmosferdeki azot bulunmakta ee, baklagillerin köklerinde yaşayan rizobiyum bakterisi çok önemli değil Bunu ne yapacaktır Ne yapacaktır arkadaşlar ee, bitkilerin köklerine bağlamış olacaktır atmosferdeki azotu Şimdi bakın burada bir de şu var baklagiller ve diğer bitkiler arkadaşlar tüketiciler tarafından ne yapacaktır yenilmiş olacaktır. Ve bunlar da arkadaşlar ölü atıklar olacaktır. Daha sonrasında yani tüketiciler mesela hak kırametine kavuştu. Bunu sindirecek adam da kimdir arkadaşlar? Saprofitlerdir. Veyahut da yeni ismine Saprotrof. Tamam mı? Ben bile alışamadım ona. Neyse şimdi hadi. Ben bile alışamadım. Abi şimdi bir şeyin ifadesini değiştirdiğin zaman sıkıntı yaratıyor tabii de. Saprotroftur tamam mı? Şimdi bakın. Tüketiciyle öldü tamam mı? Öldükten sonrasında o ölü atığı saprofitler ne yapacaktı? Veyahut da saprotroflar ne yapacaktır? Amonyak çevireceklerdir. Yani o zaman saprotrofların gitmiş olduğu ok her zaman ne olacak? Amonyakla ilişkili olacak tamam mı? NH3 amonyakla ilişkili olacak. Daha sonrasında nitrit bakterileri tarafından bu nitrite, nitrat bakterileri tarafından ise bu nitrata ne yapacaktır? Dönüştürülmüş olacaktır. Bitkiler, bitkiler buradaki Nitratı direkt doğrudan ne yapabileceklerdir? Kullanabileceklerdir. Bitkiler, bakın bitkiler şunu alamazlar arkadaşlar. Yani bu ne? Nitrit. Bitkiler NO3 formu yani nitrat formunda ne yapacaklardır? Alacaklardır azotu. Aynı şekilde e, atmosferdeki azotta da Vizobin bakterileri sayesinde alacaklardır. Bir de bitkiler bir tane daha vatandaş vasıtasıyla alırlar amonyum vasıtasıyla. Amonyum olarak alır bitki, nitrat olarak alabilir veyahut da rizobium bakterileri sayesinde azot şeklinde alacaklardır. Tamam mı? Üç yolla alırlar. Ama en fazla bilinen arkadaşlar şu ve bu. Tamam mı? Gerçi amonyum çok fazla bilinmiyor ama ÖSYM bir e tarihinde bir kere sordu. Amonyum veyahut da nitrat şeklinde alabiliyor yani. Tamam mı? Şimdi bu nitrat tamam bitki aldı abi eyvallah da bu nitrat İçerisinde azot var neticede. Tekrar benim bunu döngü olduğu için ne yapmam lazım? Atmosfere gönderiyor olmam lazım. Atmosfere nasıl göndereceğim ben bunu? İşte orada ise denitifikasyon olayı sayesinde gerçekleşiyor bu. Azot ayrıştırıcı bakteriler vasıtasıyla ne yapacaktır arkadaşlar? Atmosfere verilecektir. Bakın ben buradaki amonyaktan başlayaraktan nitrata kadar olan çevrime nitifikasyon diyorum. Tamam mı? Yani amonyaktan başlayacak nitrata kadar olan çevrim nitrifikasyon. Benim bu nitrat içindeki azotu yukarı vermem, atmosfere verip serbest bir azot formu haline getirmem ise denitrifikasyon olayı olacaktır. Tamam mı? O zaman denitrifikasyon denilince aklımıza atmosfere azotu geri vermek gelecek. Tamam mı? Atmosfere azotu geri vermek gelecek. Tamam mı? Şimdi Devam ettiğimde ise bakın dikkat edin arkadaşlar. Yine atmosferdeki azot ne yapabilir? Yağmur, şimşek, yıldırım vasıtasıyla tekrardan yeryüzüne geçebilir. Bu da ayrı bir muhabbet tabii. Şimdi nitrifikasyonda görev olan nitrit ve nitrat bakterileri ve diyor. Denitifikasyon bakterileri ise oksijensiz solunumu gerçekleştiriyor diyor. Bunun siz ayrıntısını çok fazla sormazlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bunun ayrıntısı daha çok ayeti ilgilendirdiği için bunun ayrıntısını size burada çok fazla sormazlar. Ama hani bilmekte fayda var yine. Nitifikasyon topraktaki azot tuzlarını arttırırken denitifikasyon ise ne yapacaktır arkadaşlar? Azaltmış olacaktır. Çünkü denitifikasyon ne yapacak? Atmosfere e, azot verecektir. Bu yüzden topraktaki azot miktarını ne yapacak? Azaltmış olacaktır. Burada işte nitrit ve nitrat bakterilerini, denitifikasyon bakterileri, sonuç itibariyle bakteri olduğu için bu canlıların ne olduğunu sorabilir size. Prokaryot mu canca mı diye sorabilir tamam mı? Hepsi prokaryot diyeceksin. Çünkü bunlar bakteriler vasıtasıyla ne yapacaktır? Çevrimi gerçekleştirmiş olacaktır. Bazen MEP kitaplarında şu da olabiliyor. İşte nitrit nitrat bakterileri oksijen solunumu yapan bakterilerdir. İşte e, kemosentez yapan bakterilerdir diyebiliyor. Farklı şekilde alabiliyor. O değişiklik gösteriyor her sene. O yüzden çok fazla bunun detayını soracaklarını düşünmüyorum. Ama bu arkadaşlar prokaryot mu? Evet prokaryot çünkü bakteriye ait olduğu için tamam mı? Çok gelişmiş bir yapıya sahip değiller. Bu yüzden prokaryotik hücre yapısına sahipler diyebiliriz can cihazları. Şimdi karbon döngüsü çok fazla ÖSYM tarafından sorulmayı sevilen konulardan bir tanesi değil ama bakalım. Ototrof canlı faaliyetleri fotosentez kemosentez vasıtasıyla atmosferdeki karbondioksit oranını ne yapacak? Azalacak. Niye abi? Yavrum 6 karbondioksit alacaksın. 6 tane suyla birleştireceksin ki ne elde et kardeşim? C6, H12, O6 elde et. Ve 6 tane de oksijen açığa çıkart. Dolayısıyla sen karbondioksiti ne yapmış oluyorsun burada? Kullanmış oluyorsun. Solunum ve yanma aleviyle sapofit faaliyet atmosferdeki karbondioksit oranı ne yapacak? Arttırmış olacaktır. Şimdi bakın solunum reaksiyonu diyor. Solunum reaksiyonu denince aklınıza gelecek? Bunun tam tersi gelecek. C6, H12, O6'yı alacaksın. 6 tane oksijenle birleştireceksin. 6 karbondioksit artı 6 tane ne açığa çıkacak? Su açığa çıkmış olacak. karbondioksit ne yapacaksın abi? Atmosfere vermiş olacaksın. Yanma olayı aynı şekilde ne yapacaksın? Yine kimle muamele edeceksin? Oksijenle muamele etmiş olacaksın. Ee, ve saprotrof faaliyeti ne yapacaktır arkadaşlar? Bunu da sağlamış olacaktır. Niye? Çünkü bu arkadaşlar nasıl adamlardır? Heterotrof vatandaşlardır. Bundan dolayı. Baktığımız zaman yeşil bitkilerin organik bileşikleri demiş... İşte solunum demiş, fotosentez demiş. Şimdi yeşil bitki ne yapacak abi? Solunum reaksiyonu gerçekleştirecek mi? Gerçekleştirecek. Solunum reaksiyonu sonucunda oksijen o zaman karbondioksiti verdi. Fotosentez yaparken ne yapacak? Karbondioksiti kullanmış olacak. Yeşil bitki fosilleşti. Fosil yakıtların yanması da karbondioksit açığa çıktı mı? Çıktı. O zaman atmosferdeki karbondioksit artacak. Yeşil bitkilerle beslenen canlılar Hayvanlardaki organik bileşikler yine solunum vasıtasıyla atmosfere karbondioksit vereceklerdir. Yine ölüm vasıtasıyla organik atıklarla ayrıştırıcılar vasıtasıyla e, atmosfere ne vereceğiz? Biz karbondioksit vermiş olacağız. Yani canlı solunum yapıyorsa karbondioksit veriyor atmosfere. Hücresel solunum reaksiyonlarının sonucunda karbondioksit oluyor. Veyahut da fosilleşme sonucunda saprofitler, heterotrof olduğu için ne yapacaktı? Yine organik olan madde inorganiğe çevireceğinden dolayı karbondioksit birikimi olmuş olacaktı. Ama fotosentez veyahut da kemosentez vasıtasıyla bu karbondioksit ne yapabiliyorum ben? Kullanabilirim. Geldik su döngüsüne. Gelme ihtimali çok zayıf. Yani çok zayıf ama vermekte fayda var. Eskiden fosfor döngüsü, oksijen döngüsü falan da vardı. Allah'tan yok şimdi. Buharlaşma ve yoğunlaşma gibi olaylarla suyun yeryüzüde atmosferine su döngüsü denmekte. Canlı için su iyi bir çözücü olup hayatın devamlı için vazgeçilmezdir. Fasofiso. Yani abi ne yapacağım ben? İşte yeri altına yani yukarıdan gelen su ne yapacak? Yeri altına, yer altına gelen su ne yapacak? Denizlere karışacak. Denizlerden buharlaşma vasıtasıyla ne yapacak? Bulut oluşumu gerçekleştirilecek. Ve yoğunlaşma vasıtasıyla ne yapacaktır arkadaşlar? Tekrardan yeryüzüne düşmüş olacaktır. Bu şekilde bir döngü durumu söz konusu. Burada burada görev alan canlılar çok fazla verilmediği için yani buradaki görev alan canlılar spesifik canlı olmadığı için arkadaşlar soru olaraktan gelme ihtimali düşük olmuş oluyor. Ekosistem ekolojisi buydu kabaca. Yani Girebilecek yerler bunlar. Bir sonraki dersimizde benim en sevdiğim konulardan bir tanesi olan güncel çevre sorunları. Polyanacılık oynamış olacağız. Sonrasında ise bununla alakalı yani ekosistem ekolojisiyle alakalı kalıp sorularım var. Ve güncel çevre sorunlarıyla beraber kalıp sorularımı onları çözmüş olacağım. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.